Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere benden aylardır istenen, beklenen dudak kalınlaştırma, daha doğrusu dudak çerçeveleme videomu çekeceğim. Daha önce bu videoyu 2 kez çektim. İlkinde çektim, gayet içime sinmişti. Bilgisayara aktarınca sanki bıyıklarım var gibi durmuş. Herhalde ışıktan ya da ben kendimi kandırıyorum. Belki bıyıklarım çıkmıştı, bilemeyeceğim. İkinci çektiğimde de böyle içime sinmeyen bir şey oldu. Sanırım bu tarafı daha iyi yapamamışım. Normaldeki gibi olsun istedim ben. Bildiğiniz birebir natürel. Dudaklarımı her gün nasıl çerçeveleyip biraz kalınlaştırıyorsam aynısını yansıtmak istedim. Baktım ki videoda bir kopukluk var. Onu da sildim. Bugün 3. kez çekiyorum. İnanıyorum ki bu sefer içime sinecek. İnanıyorum ki bu sefer sizin de içinize sinecek. Yani umarım. Ben başlığı acaba dudaklarımı nasıl dolgunlaştırıyorum mu koysam yoksa nasıl çerçeveliyorum mu koysam? Sanırım çerçeveliyorum daha doğru olur. Çünkü bir anda hani yok gibi bir dudaktan Angelina Jolie ortaya çıkartmıyorum tabii ki. Ama hiç yokken en azından biraz daha dudaklarım varmış gibi. Normal insan dudağı gibi duruyor. Her neyse, önce dudak dolgusu hikayemden başlayayım. Bana bu kanalı açtığım ilk günden beri sorulan soru: neden dudaklarına dolgu yaptırmıyorsun? Dudaklarına dolgu yaptırmazsan seni izlemeyeceğim diyen bile oldu. Başlarda böyle kırıldım, üzüldüm ama ondan sonra artık o kadar çok kötü yorum aldım ki alıştım aslında. Birazcık bağışıklık kazandım sanırım bu tip şeylere. Bir de dudaklarımı ben şu ana kadar hiç takmamıştım. Yani YouTube kanalı açana kadar dudaklarımın olmaması bana hiçbir sıkıntı yaratmamıştı. Evet, daha önce dalga geçenler olmuştu böyle, hani arkadaşlarım arasında falan. Annem babam bile bana kuş ağızlı kızım derler. O yüzden hani böyle hep hafif bir alay durumu vesaire olmuştu ama ben de kendimle alay ettiğim için çok fazla önemsememiştim. Ama ne zaman bu YouTube kanalını açtım, öyle yorumlar geldi ki dudaklarımla ilgili, yani acaba yaptırsam mı diye düşündüm. Yüzümde, vücudumda sevmediğim birçok özelliğim var ama bunlar bana yakıştığı için verilmiştir gibi bir düşüncem var benim. Kesinlikle karşı değilim estetiğe. Estetiği yaptırıp saklamaya karşıyım. O yüzden eğer dolgu yaptırsaydım bunu sizle paylaşacaktım. Hatta kameramla gittim ben dolgu yaptırmaya. Hani herhangi bir şey saklamam, bu tarz bir şey saklamam zaten. Buna rağmen bana yalan söylüyorsun, sen dolgu yaptırdın, eski videolarına bakıyorum dudağın hiç yokmuş diyenler var. Çok haklısınız ama dolgu yaptırdığım için değil. Şimdi dolgu deyip duruyorum ama hayır, dolgu yaptırmadım. Daha doğrusu yaptıramadım, yapamadılar. Daha doğrusu yapmadılar. Bunu anlatınca hepsi böyle bir konu bütünlüğü olacak ve anlayacaksınız neden böyle olduğunu. Her neyse, YouTube'da gelen yorumların etkisi çok büyüktü benim dolguya niyetlenmemde. Yani takmıyorum diyen bir insan olamaz. Başta takmasam bile bir süre sonra, düşünsenize ben video çekmeyen bir insan olsam bana annem babam arkadaşım derdi dudakların çok ince diye. Bir anda böyle yüzlerce, belki binlerce yorum geliyor ve git dudaklarını yaptır diyorlar. İnsan ister istemez ya acaba yaptırsam mı diye bir düşünüyor. Tabii ki böyle bütün yorumlar hadi git dudağını yaptır yoksa seni izlemem falan şeklinde değil. Çok iyi niyetli eleştiriler de oluyor her zaman olduğu gibi. Mesela Görkem'cim çok hoş bir genç kızsın ama dudaklarını biraz dolgunlaştırırsan daha güzel olur gibi çok tatlı yorumlar da geliyor. O yüzden ister istemez ya acaba anne ben dudağımı doldurtsam mı falan. Annem de beni destekledi ben öyle deyince. Sonra bir süre düşündüm. Sonra pişman olur muyum? Çünkü ben mesela burnum da hani benim gayet yere bakıyor ve ben nefes alamıyorum. Birkaç videomda hatta yazanlar olmuş. Hani sen neden böyle sesler çıkartıyorsun diye. Çünkü benim burnumda et var, deviyasyon var babamdan. Babam sağ olsun, ırsi bizde. Ama buna rağmen ameliyat olamıyorum. Ameliyattan korkuyorum. Bunun yanı sıra ifademi değiştirecek bir değişikliğe pek açık değilim. Yani dediğim gibi estetiğe asla karşı değilim. Hatta birkaç sene sonra düşük olan kaşlarımı biraz kaldırtmayı ve şu mimik çizgilerimi doldurtmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi radikal değişikliklere çok açık olmadığım için, hatta tamamen kapalı olduğum için doktor bey benim şu burnumu da hani girmişken biraz kaldığını falan da dudağımı şöyle yaptırayım gibi bir durumum benim pek söz konusu değil. Her neyse, niyetlendim, çok araştırdım, sordum, soruşturdum, en natürel nasıl yaptırabilirim? Çünkü ben bir anda böyle şöyle bir dudak istemedim. Biliyorsunuz ki dolgu eriyebilen bir madde ve bir sene sonra hani tamamen sönüyor dudak dolguları. Ben sadece şöyle bir hafif kalkıklık istedim. Yani çok natürel, bakınca anlaşılmayacak, hatta yaptırdığımı babam bile anlamaz yani. O derece bir dolgu istedim, o kadar natürel dursun. Çok araştırdım, arkadaşlarıma sordum, dolgu yaptıran insanlarla konuştum. Ve en sonunda bir arkadaş tavsiyesiyle, bir arkadaşımın arkadaşının tavsiyesiyle Ataşehir'de bir klinik buldum. İsmini vereceğim, bakın görün diye. Hatta aşağıdaki bilgi kutucuğuna linkini koyayım. Instagram sayfalarına bir girdim. Ya tam benim istediğim, o kadar natürel duruyor ve hem işlem esnasında video paylaşıyorlar hastanın izniyle, hem de işlem biter bitmez öncesi sonrası fotoğraflarını paylaşıyorlar. Tam benim istediğim şey, o kadar natürel duruyordu ki böyle asla dolgu var denmez. Dedim burayla ben bir görüşeyim. Instagram'dan mesaj attım. Daha sonra telefonlarını buldum. Juvederm'i öyle bir şey kullanıyorlarmış. Bu maddede dediğim gibi alerji yapma riski olmayan, bir sene sonra eriyip giden bir dolgu maddesiymiş. Hani en alerjiklere bile bir doz 1 mililitre bunu uyguluyorlarmış en ince dudaklara. Çok fazla teknik bilgiye girmeyeyim çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada bu kliniğin veya herhangi bir dudak kaleminin, rujun reklamı değil. Buradaki her şeyi, bu videodaki her şeyi kendi bütçemle aldım. Kendi fikirlerim. Neyse, ben kendimden iyice emin olmak için kendime birkaç hafta daha verdim. Acaba vazgeçer miyim vesaire diye. Sonra zaman geçti, ben randevu aldım Juva'dan. Annemle beraber gittik. Ben de vlog kameramı aldım. Vloglayacaktım öncesi sonrası, hani insanlara rehber olsun, dolgu yaptırmayı düşünenler varsa diye. Gittik, içeri bir girdim, böyle herkese bir krem. Bu anestezik bir kremmiş. İnsanlar sıra bekliyor. Ve dudaklar uyuşuyor, ondan sonra işte seni işleme alıyorlar vesaire. O kadar çok kadın var ki. O kadar çok dudak yaptıran var ki ben çok şaşırmıştım onu görünce. Neyse, ben de bekliyorum sıra bana gelsin, işte krem sürsünler falan, selfie çekeyim, işler yapayım. Her neyse, sıra bana geldi, içeri girdim. Doktora tanıştım. Kadınla daha önce telefonda konuşmuştum, Instagram'dan konuşmuştum. Hayatımda gördüğüm en hoş kadınlardan bir tanesi. Çok havalı ve çok tatlı dilli. Ben dedim ki işte böyle böyle biraz da belki indirim yaparlar umuduyla. İşte ben vlog çekiyorum vesaire, burayı da şöyle göstereceğim vesaire diye. Çok tatlı bir kadın yani. Gerçekten çok tatlı bir kadın ve bunun dışında Instagram'dan hala takipteyim. Instagram paylaşımları bana çok keyif veriyor. Güzel şeyler yazan, çizen, kalemi de kuvvetli bir kadın. Her neyse. Ondan sonra tamam, dur bir heyecan yapma, bakalım yapabilecek miyiz dedi. Hani her dudağa da dolgu gönderemiyorum ben buradan dedi. Peki tamam dedi, ben bekliyorum. Dedim ki herhalde en dudaksız hastanız benimdir. Ah dedi, hayır sen değilsin, o kadar fazla var ki. Bu arada az önce dedim ya hani indirim yaparlar vesaire diye belki. Fiyatı soracaksınız mutlaka. Benim sorduğum zaman yanılmıyorsam 1200 liraydı. Yanlış söylemeyeyim, 1200 lira olabilir. Bir sene kalıcı dolgu. Bu dediğim alerjiklere özel madde. Ama tabii bu dolgu olayı kullanılacak olan maddeye, kişinin ne kadar doz gereksinimi olduğuna ve kliniğe göre değişebilir. Neyse, doktor hanım beni o meşhur sedyeye aldı, oturttu. Bir ışık, maske taktı. Geldi ve dudaklarımı inceliyor. Dedim eyvah, tamam bir sıkıntı var. Dedi ki ben bu dudağı yapamam. O kadar mı ince dedim ya, o kadar mı sıkıntılı? Kadını konuşturmuyorum heyecanla. Ay dedim, benim burada bir yamukluk var, onun için mi yapamıyorsunuz? Hayır dedi, onunla hiçbir alakası yok. Senin dudağında renk yok dedi. Senin dudağında pigmentasyon sıfır dedi. Biz de dolgu yaparken belli bir hattı takip ederiz dedi. Yani dudağının natürel çizgisi olacak ki ben o çizginin üzerinden doldurabileyim, ama sende böyle bir şey söz konusu değil dedi. Ben bu dudağı doldurmam, çünkü doldurursam ne sen memnun olursun ne de ben memnun olurum dedi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben zannettim ki hani ne olursa olsun dolgumu yapar, beni gönderir eve. O yüzden çok şaşırdım. Peki dedim ne yapılabilir? Önce dedi gidip dudak kontürü yaptırman lazım. Yani hani bu dövme gibi böyle mürekkeple dudakları dıştan içten tamamını çerçeveliyorlar. Dudakların aşırı renksiz ve bunun yanında dudağının belli bir başlangıç hattı yok, üst kısmı dedi şuraların. Neyse, tekrardan sözleştik bir daha konuşmak için. Sonra ben eve döndüm annemle birlikte. Tabii bir hayal kırıklığı oldu. Ben böyle ertesi güne daha dolgun dudaklarla uyanacağımı düşünerek gitmiştim. Ama bir gün önce de dedim ki kendi içimden, eğer sonradan pişman olacaksam, içime sinmeyecekse bir engel çıksın ve olmasın diye resmen dua ettim ve ertesi günü bu oldu. Dedim herhalde bunda da vardır bir hayır. Sonrasında dudaklarımı nasıl daha kalın gösterebilirim vesaire olayı başladı. Ve gerçekten dudaklarım bembeyaz, mermer gibiydi. Benim hep böyle elim ayağım falan da üşürdü. Bu arada bu geçen yazdan önce oluyor. Sonra ben geçen yaz bir hani rahatsızlandım demiştim. Böyle bir elim ayağım titredi falan, o olaylara hiç girmeyeceğim. Gittik bir kan tahlili yaptırdık. İnanılmaz kansız çıktım. 200 küsür olması gereken ferritin değerim bende 5 çıktı. Yani ölüyormuşum resmen. Kanım kalmamış. O yüzden kan ilacı kullanmaya başladım. Ve o zamandan beri kan ilacı kullanıyorum bu arada. Bayağı bir oldu. 8-9 ay oldu. Ve şu anda değerlerim çok daha normal. Ve o elim, ayağım, yaz, kış, buz gibi olan ben, Görkem, tırnakları mora yakın bir renk olan Görkem, bir anda canlandım. Benim olayım kansızlıkmış. Dudaklarımdaki beyazlık gitti. Dudaklarım artık pes pembe uyanıyorum. Yanaklarım pembe uyanıyorum. Tırnaklarımın bile rengi değişti. Ne bileyim, saçım bile fark etti. O yüzden eğer böyle bir mesajımı da vermiş olayım. Eliniz ayağınız üşüyorsa, dudaklarınız çok renksizse mutlaka bir kan tahlili yaptırın. Çünkü benim derdim oymuş. Meğersem dudağımdaki pigmentasyon sıkıntısı o yüzdenmiş. Eğer diyorsanız ki eski videolarında dudakların çok daha renksiz ve ince, sen kesin dolgu yaptırdın. Hayır, dolgu yaptırmadım. Tamamen dudaklarım renklendiği için, çeperi daha belirgin olduğu için artık renkten dolayı size öyle geliyor, ama dolgu yaptırmadım. Dediğim gibi eğer yaptırsam zaten kayıt altına alacaktım. İnsan kendisini nasıl mutlu hissediyorsa öyle davranmalı, onu yapmalı. O yüzden böyle bir şey saklamam. İnanın bana, gerçekten dolgu yaptırmadım. Zaten birazdan rujumu silince göreceksiniz. Bu şekilde bir deneyimim oldu. Gerçekten müdahale ettirmek istedim bir dönem. Ama şimdi iyi ki yaptırmamışım diyorum. Çünkü yapa yapa, çerçeveleye gerçekten kendime yakışan dudak biçimini buldum diye düşünüyorum. Daha doğrusu biçimini çok değiştiriyorum ama kalemle inceliğini ve yamukluğunu gideriyorum biraz da olsa. Birazdan izleyeceksiniz zaten nasıl yaptığımı. Şimdi geliyorum dudaklarımı nasıl çerçevelendirdiğime. Bence burada en önemli adım abartıya kaçmamak. Yani hepimiz biliyoruz ki Kylie Jenner o dudakları kalemle yapmıyor. Kalemle çok bariz bir şey yaparsanız çok ama çok yapay duruyor. Eski makyaj videolarımı dönüp izlediğim zaman, eski fotoğraflarıma baktığım zaman kendime kızıyorum. Yani neden birazcık şöyle yukarı doğru çek falan. İşte bilmiyordum o zamanlar. İzleye yapa ben de öğrendim. Dişlerimi fırçalayıp yüzümü temizleyip nemlendirip makyajı hazır hale getiriyorum. Sonrasında ten makyajımı ve göz makyajımı yapıyorum. Dudakları bırakıyorum. Sonra birazdan göstereceğim şekilde aynı sıralamayla işlemleri yapıyorum ve sonuç bu şekilde oluyor. Kendimce böyle bir çözüm buldum. Böyle bir yöntem geliştirdim. Eminim dudaklarını çok daha güzel çerçeveleyen, çok daha dolgun gösterebilenler vardır. Benim elimden gelen bu. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Ve son olarak şunu da söyleyeceğim. İzlediğiniz videoda Mac kullanılıyor diye illa Mac kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi bütçenize veya zevkinize uygun veya koleksiyonunuzda halihazırda bulunan herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz. Çok başarılı, uygun fiyatlı ürünler de mevcut. Zaten videolarımda zaman zaman söylüyorum. Bu videoda da bahsedeceğim. Lafı çok uzattım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi dudaklarımı nasıl biçimlendirdiğime geçelim. Şimdi kameraya bayağı bir yakınlaştım. Rahatsız edici bir açı olabilir. O yüzden lafı uzatmadan işleme geçeceğim. Şu an dudağımda hiçbir şey yok. Birazcık dudak bakım kremi var, yani lip balm var. Onu da makyaja başlamadan önce sürmüştüm. Tabii konuşurken göremiyorsunuz ama benim dudağımdaki asıl sıkıntı çok ince olmasının dışında bir simetri problemi var. Şöyle. Şurası şuraya göre yamuk. Bir taraf üstte, bir taraf altta. Bunu da kamufle edeceğim. Makyajımla ilgili her şeyi bitirdim. Şimdi sırada dudaklar var. Normal fondöteni dudaklarıma değdirmeden uyguladım. Bütün ağız kenarıma. Elmacık kemiklerimin tepesine sürdüğüm bir aydınlatıcıyı böyle bir far karıştırma fırçasıyla üst dudağıma süreceğim. Bu işlem benim neredeyse hiç belli olmayan dudak hattımı ortaya çıkartacak ve bana daha rahat bir çizgi çekmem açısından yardımcı olacak. Biraz da şuradan aşağı inen hatlara sürüyorum. Bu dudakları daha dolgun ve belirgin gösteriyor. Şimdi hepsinden önemli, en önemli adım dudak kalemi. Benim size naçizane tavsiyem suya dayanıklı dudak kalemleri kullanmanız veya kalıcılığından çok emin olduğunuz dudak kalemlerini tercih etmeniz. Benim şu ana kadar kullandığım en kalıcı dudak kalemi bu. Bu da Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk isimli dudak kalemi ama Türkiye'de olmadığı için buna çok fazla değinmeyeceğim. Rengi de çok güzel, tam bir çerçeveleme kalemi. Aşırı kalıcı, öyle ki rujunuz uçsa bile gün içinde dudağınızın etrafındaki çerçeve duruyor. Rengi de ideal dudak çerçeveleme kalemi benim için. Çünkü içinde pembelik var. Hafif bir kahvelik var ama dudakta ne pembe duruyor ne kahve duruyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Zaten ne kadar kullandığından da anlayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim 4 dudak kalemi de Charlotte Tilbury'ye en yakın yapıdaki ürünler. Hepsi Türkiye'de var ve hepsi uygun fiyatlı. Şimdi ilki Rimmel London'ın Addiction isimli asansörlü dudak kalemi. Bunun pembe rengi de var ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım artık kalmadı onlardan ama o birebir Pillow Talk'a muadil. Onu bulabilirseniz isminin numarasını yazacağım ekrana. Bu Addiction'da biraz daha kahve bir renk. Hatta bunu da göstereyim elimde. Yapısı çok güzel. Çok kremsi. Kırdım. Yapısı çok kremsi ve dudaklara adeta yapışıyor. O yüzden hem rujunuzun altına güzel bir baz. Tek başına ruj gibi de çok kalıcı ve mükemmel ama benim en sevdiğim görevi dudakları çerçevelerken kullanmak. Bir diğer benzer üründe NYX'in Nude isimli asansörlü dudak kalemi. Ay, bugün bir tuhaflık var video. Yani çok enteresan ya. Bunu da gösteriyorum hemen yanında. Zaten farkındaysanız hepsinin tonları birbirine benziyor. Benim için ideal dudak çerçeveleme rengi bunlar. Diğer iki kalem de Golden Rose markasının suya dayanıklı asansörlü kalemleri. Bunları alalı bayağı oldu ve gerçekten başarılı kalemler. Başlıyorum alt kısmı çerçevelemeye. Çok fazla dıştan çekmiyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Herkesin kendince yöntemi, el alışkanlıkları var. Ben ortadan başlıyorum. Ortaya bu çizgiyi çektikten sonra hafif gülümsüyorum. Ve dışarıdan dudak çeperimi takip edecek şekilde çizgiyi çekiyorum. Dudağımın altına gitmiyorum. Natürel çizgiyi takip ediyorum. Sadece içten çekmek yerine dıştan takip ediyorum dudağımın natürel hattını. Bu arada kamerada yapmak normaldekinden çok daha zor. Çünkü tamamen gösterme odaklı olduğum için şu anda her zaman yaptığım şeyi. Tabii ben kalemi sürdükçe bu ayva tüyleri çıktı ortaya. Şimdi geliyorum asıl noktaya, benim için önemli olan kısma. Üst dudağımı çerçevelemeye. Bunun aslında günü günü tutmuyor. Şöyle aynı eyeliner gibi. Biri başka olabiliyor, bu tarafın ya da ne bileyim aynı eyeliner gibi işte. Düzgün duruyorsa zorlamayın. Bırakın öyle kalsın. Ay ben biraz daha kalınlaştırayım, biraz da şurayı şöyle yapayım falan derseniz o zaman böyle abuk sabuk bir şey oluyor. Yapacağım şey biraz önce aydınlatıcıyla belirginleştirdiğim şu V kısmını, dudağımın V kısmını belirginleştirmek. Ve benim simetri problemim burada olduğu için bu adım benim için çok önemli. Burası düzgünse tüm çerçevem düzgün oluyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dudağımın V'sini belirginleştireceğim. Bunu yaparken de böyle başımı hafif kaldırıyorum havaya ki aynayı da böyle alttan tutuyorum. Çünkü alttan bakınca tam olarak görebiliyorum yamukluk nerede. Şu an dudak V'sinin ana hatlarını bitirdim. Ben bu arada dudak V'si diyorum ama ne deniyor normalde bilmiyorum. Şimdi kalınlaştırma kısmı burada başlıyor. Dudaklarımın şu taraflarından buraya doğru çizgiler çekeceğim. Ve o çizgilerin çok muntazam olması lazım. Ve birebir şunların uçlarına değmesi lazım. Burayı kamerada nasıl yapacağım bilmiyorum. Umarım düzgün olur. Dış köşeden başlıyorum ve yukarı doğru kalınlaştırarak şu çizgiye tamamlamaya çalışacağım. Bu arada kalınlaştırmayı minik minik yapıyorum. Böyle bir anda yukarı çıkınca çok abes duruyor. Hiç hoş durmuyor. Hem de geri dönüşü hiç olmuyor tabii. Yine aşırıya kaçmadan biçimlendirmeye devam ediyorum. Şöyle yan dönersem belki daha rahat görürsünüz. Aradaki farkı görebiliyorsunuzdur umarım. Şurayı kapatırsam eğer. Üst kısma bakar mısınız? Bu taraf natürel kısmı. Bu tarafı dolgunlaştırırken dudaklarımı hafif şöyle yapıyorum. Ki hattı daha rahat bulabileyim. Gerçi bu tarafta hiç hat yok. Ben kendim artık yapacağım işler bakalım. Yine eşitlerken başımı şöyle hafif öne doğru. Şimdi dudaklarımın iç kısmını dolduracağım. Ben bunun için pembe bir ruj kullanacağım. Şimdi dudak kalemini kamufle edeceğim. Çünkü aralarında az da olsa bir ton farkı var rujumla. Şu şekilde bir kapatıcı fırçasıyla, herhangi bir eyeliner fırçası veya açılı bir kaş fırçası bile kullanabilirsiniz. Açık renkte bir kapatıcıyı şöyle biraz elime alıp şöyle şuraya aldım. Fırçamı da buradan alıp dudaklarımın etrafını temizleyeceğim. İşte benim dudak dolgunlaştırma videom bu şekildeydi. Ben hep bunları yapıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı lütfen unutmayın. Ve sizin dudaklar için çözümünüz neler, ince dudaklar için? Wig sürmek biliyorum biraz dolgunlaştırıyor. Tarçın yağını duydum ama o olaylara pek girmek istemedim. Ben dudak kalemiyle biçimlendirmekten yanayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.